en büyük sıkıntılarından bir tanesi bence benlik kaybı. Yani böyle kim olduğunu, ne yaptığını unutuyorsun. İşte bunun sonunda hep böyle bir kendine güvensizlik, hata mı yapıyorum hissi, neden yapıyorum hissi. Bunlar çok ciddi sorunlar ya. Merhaba, ben Suat. Selam, ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuyu sorguladığımız Bu Mu Yani adlı podcast'imize hoş geldiniz. Buyurunuz. Olcan, bir şey konuşmamız lazım seninle. Bu kot pantolon mevzusuyla ilgili anlaştığımızı sanıyordum. Yine kot giymeden gelmişsin. Podcast'te mi abi? Evet abi. Tamam da ne bileyim, podcast çekiyoruz ya. Yani kot... Abi bak şimdi, yani tıraş olmadan geldin, ondan bir şey demedim. Abi ne bileyim, ama da koyayım, hani podcast yüzümüz bile gözükmüyor. Kardeşim ama bu, yani podcast'in bazı kuralları var yani. Niye buna saygılı olmak bu kadar zor? Ne bileyim abi, ben sen bir yere gideceksin de böyle giyiniyorsun zannettim de, yani böyle bir kural olduğunu biliyordum. Olacak ama bir daha böyle bir şey olsun istemiyorum kesinlikle. Ve şey, hafta sonu bu arada yine podcast çekeceğiz. Tamam abi. Mesai... Akşam mı çekeceğiz yine 11'de? Olacak şekilde ayarlarsan sevinirim. Ama onu gündüz çeksek, akşam plan yapacağız da. Olacak, çok fazla otoriteye karşı geliyorsun şu anda. Evet arkadaşlar, bu muhteşem mizahsız açılışımızla. Mükemmel tiradımızdan sonra. Yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Podcast'im ve mobbingin ne kadar saçma bir şey olduğunu hatırlatalım dedik size. Yazan... Olcan Aydoğmuş, yöneten Zuhat Taşan. Göz kamaştırıcı oyunculuklarıyla. Sizlerin gözleri kamaşmadı belki ama. Radyo tiyatrosuna hoş geldiniz. Bizim burada kamaştı. Evet, bugün konumuz mobbing. Geçen bölüm konuştuğumuz şeye çok uyuyor abi. Özellikle bizim buna maruz kalan şu an bizim Y kuşağı olarak biz yani. Demiştik ya işte bullshit detector diye. Evet. Eski yani bizden öncekilerde hep hani bir biat, hep böyle bir bildiği vardır veya aman şey, salla başını alma işini oğlum. Sonuçta adam mobbing yapınca maaşın mı azalıyor gibi bir şey vardı. Bizde öyle bir şey yok abi. Yani 1, 2, 3 tabii telafi edilebilir. Adamın bütün benliği, sema olan tavrı belirlemiyor yani hayatını. Ama bir şeyde saçmalık varsa da gidebiliyorsan gitmen gerekiyor ya. Şeyi izlemiş miydin? Bu Das Experiment diye bir tane film vardı. Gerçek bir deneyden. Yani rastgele bir grup deneyi tamamen random bir şekilde bir kısmını gardiyan, bir kısmında mahkum olarak olacak şekilde bir böyle yani stüdyo gibi bir hapishaneye koyup onlardan rol yapmalarını istiyorlar ve o rol bayağı gerçeğe dönüşüyor. Çok aşırı şeyler oluyor. O deneyi zaten bitirmeleri gerekiyor. Filmde tavsiye ederim bu arada. İşte hiyerarşi de abi bence biraz böyle bir etki yaratıyor ya. Yani o, yani yukarıdaki insanın perspektiften konuşuyorum. Hani ona itip kakabilirsin, hakaret edebilirsin ve bunları kendi hak gördüğün anda onunla biraz oynamaya başlıyorsun böyle ister istemez böyle bir. O şey gibi oluyor işte, gardiyanların böyle yavaş yavaş sadistleşmesi gibi bir şeye dönüşüyor herhalde diye tahmin ediyorum. Ben de mesela şeyi düşünüyorum abi bu konuda hep. O zaman çalıştığım zamanki eski işlerindeki falan direktörleri veya atıyorum bu yetki sahibi insanların bu tavırlarını bir kompleksten mi geliyor acaba diye düşünüyordum. O seviyede bir atıyorum direktörlük seviyesinde çalışmadığım için ya iş yaptırma tarzı bu diyorum ya da bunun için böyle benim de seni çok ezmiş olması lazım ki böyle yıllarca sen de şey demen lazım. Hadi bakalım. Ben şimdi ben sizin ağzınızı sıçıyorum. Yani otorite ilişkisi, otoriteyle kişinin ilişkisi çocukluğunda babayla ilişkisinden geldiği için bizim ülkede de genelde o ilişkiler sıkıntılı olduğu için o sıkıntı çocukluktan sonra da iş hayatında kaldığı yerden devam ediyor bence. Olabilir. Çünkü yani ebeveynlik stratejisi olarak genel olarak işte babalar çocuklarını daha böyle baskı yoluyla, korku yoluyla, tehdit yoluyla otorite kurdukları için hani yönetici olduğunda babandan onu gördüğünden büyük ihtimal yine benzer bir strateji kullanmaya devam ediyorsun. Ya ama mesela şey de düşünüyorum abi. Bu ya işte, benim teorim. Ya mantıklı teori değil de bu şey gibi ya, hani böyle klasik bir tane eğitim bölümünde konuşmuştuk galiba. Hani bir toplumu değiştirmek istiyorsan İki nesil geriye gitmen gerekiyor muhabbeti var ya. Hı hı. Bütün bu kültürün değişmesi için. Yani mesela bu benim işte iki önceki işimde yani. Satışçılar bize bağlı çalışıyordu sahadaki. İşte böyle 5-6 tane yaşlı 30'dan büyük adam. Biz o zaman da 23 yaşında falandık ama işte müdür hep bize arıyorlardı. Mesela onlara biz böyle hep hayalimizdeki gibi müdürlük yapmaya çalıştığımız zaman kesinlikle bir faydası yoktu abi. Hı hı. Çünkü şey, para çok ömer. E sen bu adamı kişisel geliştirmek de istesen, insan gibi konuşsan da hani bak abi çakallık yapma,
İhtiyacın varsa söyle, hemen biz yardımcı olalım. Yerin abi. Atıyorum işte, al bu 2 kolim alı. Bunu bana 15 koli olarak geri ver. Vermezsen 2 koliyi ay sonunda senden alırım falan. Anladın mı? Hani bu kadar. Hani böyle diğer türlü suistimal ediyor. Evet, hani evet, aşırı suistimal ediyor diğer türlü. Ama işte bunun sonu yok abi. Hani sen ya bu adam eğitimsiz bilmem ne suistimal edecek diyebilirsin. Senin üstündeki adam da sana aynı şekilde okul bu takabilir. Ya bu çok şımarık bebe bilmem ne. Hani okum, ne kadar okumuş olursa olsun bu da suistimal eder der. Der. Onun tepesindeki de ona bir kulp bulur. Ki genelde bence böyle oluyor yani. Ya biraz aslında şeye bakarsak da çok cevap aramaya gerek kalmıyor. Hani ülkenin en tepesindeki liderli kidir bak buraya oynuyoruz. Podcast'ın sonu yakındır. Bak 10 bölümü gördük. 1000 takipçi diyoruz. Ya şey var. Bu doğada da varmış. Bir, gerçek alfalar var. İki, bully alfalar varmış. Yani zorba alfalar. Onlara da sahte alfa diyorlar. Bizim başım... Girme oraya. Amerika'nın başındaki de karıştırma. Ya mesela Obama ile Trump'ı kıyasladığında Obama gerçek bir alfa. Yani korku, baskı ya da egoist bir şekilde değil. Kendi gerçekten liderlik yeteneğiyle saygı görüyor. Öbürünü zaten anlatmıyorum. Mesela bir şempanzelerde de gerçek alfalar diğerlerine göre çok daha uzun süre liderlik pozisyonlarını koruyabiliyorlarmış. Öbürlerini mesela bir araya gelip öldürüyorlarmış bazen. Bizde de mesela benim daha çok iş hayatımda gördüğüm ikinci tip yani. Bully diyorsun. Bully alfa. Biraz problem bence ondan kaynaklı. Çünkü Y kuşağının beklentisi daha böyle öbür tip liderliğin altında. Daha saygı görmek, değerli hissetmek, çok böyle itip kakılmadan yönetilmek istiyor. Benim de abi mesela gördüğüm bugüne kadar beraber çalıştığımızda işte yükselenler veya işte benim kendi müdürlerimden. Hep böyle eski usul böyle hani abi yapanlar falan çok güzel yürüdüler. Mesela bu şuna mı gidecek? Onlar kendi direktörlerine X kuşağı gibi davrandılar. Ve şimdi onlar terfi ettiler. Ve onlar şimdi Y kuşağını yönetiyorlar. Şimdi abi o adamlar o kültürden geldi. Ama altındakiler artık tamamen Y. Ama şimdi Y bu bullshit detector tayfayı bu adamlar sevmeyeceği için içlerinden çıkan yeni bir abi kendine çekecekler. Kendine benzediği için. Bu adam buraya geldiği zaman yine Y'leri Z'leri sevmeyecek. Yine kendi bir gibilerini alacak. O zaman bu iş hep o noktada yani karar verici mercideki insanlar hep aynı kalacak gibi geliyor. Bir yandan da düşünce de öyle kalması da mümkün değil yani. Ya yeni şirket kuruyorsan tabii ki. Startuplarda böyle bir şey çok azaldı artık. Daha bu köklü şirketlerde olan bir şey bence. Ya bana da şey gibi geliyor. Hani şu an zaten genel sıkıntı şirketlerin çalışan nüfusunun çoğu Y. Yönetici kadrolarının çoğu X. Ama mesela şimdiden yürümemeye başladı bu. Çünkü Y'ler çok hani ağırlıkta yani. Bir devlet gibi düşünsen. Halkın beklentisi çok başka. Yönetenlerin halka vermek istediği ya da layık gördüğü şey çok başka. O bir yerde kırılacak gibi yani. Bu şekilde gitmeyecek gibi geliyor. Bu arada Y'ye de abi bu internette biz okurken geçen bölümü yapmadan önce artık Y'ye gezi kuşağı demeye başladılar. 4 oldu. Ya bir şey yok bu arada şey. Yani bizim jenerasyonu... Kapımı çalıyor. Silivri soğuktur. Üstünde kazak al. Kanka yok. Y kuşağının özelliklerini gezi olayı çok iyi anlattığı için yani inanılmaz meşleşmiş her bakımda. Yani bu işte karşı bir araya geliyorlar ama anarşi için değil, isyan etmek için değil. Aynı gezide olduğu gibi yani. Her şeyi göğüs gerip aynı yerde oturup çadır kurup günlerce bekleyebiliyorlar. Polise hiçbir şey yapmadan. Bu tam olarak bizim kuşağımızı anlatıyor. Neyse abi devam edelim. Çünkü yani mobbing çok fazla anlatmaya gerek yok. Bence birazcık daha bunu konuşuyorsak abi mobbingin sonuçları ve yapılabilecek şeyler hakkında konuşmamız gerekiyor bence biraz. Kesinlikle. Bir yere varacaksa yoksa rakı muhabbetine de var. Benim bir durum neye dönecek? Mesela böyle aklına gelen böyle kişiye zarar veren zararları neler mesela? Küçümsememek gerektiğini söylemek için. Bir de şeyi söyleyeyim abi hemen. Hani gördük ki bu çok paylaşılan bir şey değil. Bunu konu olarak seçmemizin de sebeplerinden biri bu oldu. Hatta bir tane istatistik seninle paylaşmıştım. Bir anket yaptıklarında şu ortaya çıkıyor. İnsanların %10'u ben mobbinge uğradım diyor. Ama benim çevremde mobbinge uğrayan biri var diyenlerin sayısı %10'dan yüksek olmasını beklersin değil mi normalde? %6 gibi bir rakam. Yani bu da aslında yani düz bir mantıkla şeyi işaret ediyor biraz. Yani mobbingin çok etrafında paylaşılmadığı, genel olarak konuşulmadığı, dillendirilmediği ki zaten yani mobbing diyoruz yani. Çete, mobdan gelen bir kavram. Türkçesi yok henüz hala. Psikolojik baskı diyorlar. Ne diyorlar? Yıldırma diyorlar. Yıldırma diyorlar. Ya birçok şeye aynı anda aslında tekabül ediyor. Hani... Aslında bu birazcık şeye benzetiyorum abi ben. Bu dediğim bir oransal farkın sebebi. Böyle mobbing zaten
olan bir şeymiş gibi yani. Bunu bizim kuşak sorgulamaya başladı. Evet. Ya bizde mesela ustanın kalfayı dövmesi günde 3 kere dünyanın en normal şeyidir. Yani biz çocukluğumuzda biz bile görüyorduk böyle. Bir şey yaptığında çat kafasını vururdu mesela. Bu çok normal bir şey yani. İşte böyle böyle öyle. Sen hiç dayak yemedin herhalde falan. Ya bu... Ama artık şunları sorgulayabiliyoruz. Hani yediği dayak o çocuktan bir sürü şey götürüyor. Ya ustana benzemek zorunda değilsin. İşini tabii ki yap da niye günde 3 kere dayak yiyorsun? Şimdi dayak yemiyoruz da mobbing yiyoruz günde 3 kere. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Ya çok ayrı iki örnek aslında ama... Yumurtayı alırsın. Çok saçmaymışsın. Bir tarafını mesela iphanayla fırçalarsın. Orası kırılmaz. Bu şey hareketi çıktı işte Hollywood'da. Me Too hareketi. Aha. Mesela bu hareket başlayana kadar da aslında bir yapımcının aktristi taciz etmesi tıpkı bir ustanın çırağı dövmesi gibiydi yani. Evet, evet. Hani evet böyle gündeme getirsen olay ama gündeme getirilmiyordu hiçbir zaman. Ama ne zaman ki işte birileri çıkıp tabii ama burada yani çıkan birilerinin çok büyük milyon dolarlık aktristler olmasının payı var. Bir de altı da olmuştu yani kadın hakları, tabii o an çağın getirdiği şeylerle de çok uyumluydu. Evet. Orada bir patlama oldu ama ben şeye inanıyorum ya bu mobbing konusunda daha bilinçlendikçe insanlar böyle belki Türkçe'ye bir karşılığı geçtikçe bunu daha böyle konuşulmaya başlanınca yine Me Too'daki olduğu gibi bir değişim olacaktı yani bu kadar yavaş yavaş oluyor içselleştirilmekten bence. Çıkacaktır. Mobbing kader değildir yani. Mobbing kader değildir. Değildir. Abi mesela şöyle psikolojik etkileri. Ya psikolojik etkileri birçok etkisi var zaten de. Mesela İktidarsızlık, görme kaybı. Kısmi felç. Bu arada iktidarsızlık yapıyormuş biliyor musun? Abi şöyle onu... özgüvensel dikkat toparlamak sorunu olduğu için iktidarsızlık yapıyormuş. Onu diyecektim tam. Yine Fight Club'a geliyoruz. Hı hı. Fight Club'daki hikaye şuydu aslında. İş hayatının genel olarak kapitalizmin yani bir patron altında sürekli mobbinge maruz kalmanın erkekleri feminenleştirdiğini anlatıyordu mesela. Hı-hı. O yüzden mesela onlar o maskülenliklerini dövüşerek aralarına tekrar kazanıyordu. Şu an yüzeysel bile getirdim ama Freud'a bağlayacak kadar derin şeyler var. Bu bütün aslında filmin teması bu. Hı-hı. Onun üzerine geçen abi Fularsız Enterli'yi dinliyordum. Bu da Fularsız Enterli dinlemiyorsanız dinleyin. Biz çok seviyoruz. Evet, bizi şu an kapatıp onu dinleyin. Hemen kapatın. Gerçekten çok başarılı bir adam. Evet, çok başarılı ve bizim anlattığımız şeylerin biraz daha böyle... Çalıyor, birebir çalıyor da. Evet, şikayet edeceğiz zaten. Bizim anlattığımız şeylerin tamamlayıcısı aslında. Biz biraz daha psikoloji, o biraz daha sosyoloji gibi. İkisini bir araya getirince güzel bir şey ortaya çıkıyor. O da şeyi anlatıyordu. Masa başı çalışan erkeklerin, kurumsal erkeklerin testosteron oranları... farklı işler yapanlara göre çok daha düşükmüş mesela. Yani testosteron dediğin erkeğin her şeyi yani erkeği erkek yapan hormon. Hı hı. Olmadığında iktidarsızlık da oluyor. Çok başka şeyler de oluyor yani. Ya onun dışında abi okuduğumuz şeylerden yani özgüven kaybı. Ondan sonra en büyük sıkıntılarından bir tanesi bence benlik kaybı. Yani böyle kim olduğunu, ne yaptığını unutuyorsun. İşte bunun sonunda hep böyle bir kendine güvensizlik, hata mı yapıyorum hissi, neden yapıyorum hissi. Bunlar çok ciddi sorunlar ya. Ya mobbing yapan kişinin amacı aslında seni değersiz hissettirmek, özgüvenini zedelemek. Aslında kendini değerli hissetmek. O da ne yapıyor? Seni aşağı çekince kendi yukarıda kalıyor. Yani şey gibi düşün. O Game of Thrones'ta Theon Greyjoy'un penisini kesen karakter, aha, vardı ya. Ramsay Bolton. Aha. Çok uç bir örnek oldu ama. Hani mesela bir yerden sonra... Kazıklı boyma da falan. Adam artık şeydi yani. Ben Theon Greyjoy değilim diyordu yani. Tabii canım. Herife kim olduğunu şey yaptırmıştı. Onun dışında zaten bakınca mesela istatistiklere mobbing mağdurlarında %70 gibi oranlarda depresyon, %57 stres bozukluğu çok normal olarak. Travma sonrası stres bozukluğu mesela yani bu mesela çok ilginç. Ya travma sonrası stres bozukluğu dedin eskiden işte böyle savaştan gelen insanlarda falan. Çok büyük bir trafik kazası falan. Görülürken şimdi masa başı 9-6 iş yapan insanlarda görülmeye başladı. Ama abi şunu da az önce okudum bu arada bunu da. Fiziksel yani psikolojik şiddet olarak geçiyor ya bu. Artık Amerikan Psikoloji Derneği, Psikiyatri Derneği sayesinde bu kabul aldı yasalarda. Hı hı. Türkiye'de de birazdan bahsedecektik. İşte Alo 170 var. Alo 170'i arayıp işte geçen 3 yılda 10 bine yakın insan başvurmuş bunu. Arayıp şikayet edebiliyorsun yani. Nasıl? Alo 170'i anlat abi birazdan. Ne üzerine kuruldu bu? Alo 170 abi şey işte aslında. Çalışma Bakanlığı. Sosyal Çalışma Bakanlığı'nın genel hattı bu. Her konuda bir şey yapabiliyorsun. SGK'sı çalıştırıyor mu diye biliyorsun. Hı hı. Ama burada mobbing üzerine bir ayrı bir departman açmışlar. Ve abi işte böyle 10 bine yakın insan başvurmuş buraya. Bunun da sebebi şu. Nasıl fiziksel şiddet gördüğün zaman polisi arayabiliyorsan
psikolojik şiddet de artık fiziksel şiddet gibi bir noktada kabul almaya başladı yılların sonunda. Etkileri görüldükçe, uzun vadedeki etkileri. Nasıl fiziksel şiddetin belli bir cezası varsa